akşam deli değişik ve like sohbetleri. Ortak bir yayın yapalım. İkimiz de sunucu olalım. İkimiz de konuk olalım. Birbirimizi ağırlayalım. Böyle deli değişik bir like sohbeti olsun dedik. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Bilmeyenler için şöyle bahsedelim. İkimiz de program yapıyoruz. Ben Like Sohbetleri yapıyorum. Sen Deli Değişik programını yapıyorsun. Ben genelde üstte oluyorum mesela. Şu anda altta olmam çok farklı geldi bana. Merhaba Didem Elif. Umarım aslında birbirimize girmeyiz. İnşallah. Biz aslında bu gece seninle tango yapıyoruz diye düşündüm ben. Çünkü tangoda iki kişinin bir enerjisi söz konusu. Sen tango hocasısın. Çünkü tangoda adamları çok iyi bilsen bile bizim seninle yaptığımız söyleşiden, benim öğrendiğim, ben hiç tango yapmadım ama tangoyu erkek yönetiyor aslında. Orası yani şöyle, erkek yönetiyor demeyelim. Şimdi evet, iki tane rol var. Kadın ve erkek iki ayrı rol. Ama birbirlerine değdikleri anda, yani dokundukları, tutuştukları anda tek bir kişi oluyorlar. Aynılar ama farklılar. Farklı oldukları şey ise şu, erkeğin daha ziyade, ben ne zamandır tango dersi vermiyorsam demek ki, nasıl yapıyordu acaba? Yani etki tepki. Evet, erkeğin rolü etki, kadının rolü tepki. Ama her iki tarafta takipçi. Yani iki tarafın da birbirini takip etmesi lazım. Hani şu olmamalı. Erkek evet, erkek yönetiyor. Efendim tamam, o zaman ben de hemen takip edeyim gibi bir durum değil yani. Aynı zamanda erkeğin de kadını takip etmesi, kadının erkeği takip etmesi lazım. Diye hatırlıyorum, bilmiyorum. 5 aydır ders vermiyorum işte bu pandemiden ötürü. Sonuçta ikimiz de şu anda hem program yapıp bu anlamda ben bir benzetme yapmak istedim. Bir taraf tek başına yönettiği zaman olmuyor dediğin gibi. Yani hem takip, etki, tepkinin çok dengeli yapılması gerek ki biz izlediğimizde şahane bir tango izleyelim, görelim. Çok, değil mi? Çok güzel söyledim. Bu arada kahkül de sürekli önüme düştüğü için böyle yapıyorum. Evet, aynen öyle. Tango'da olduğu gibi şu anda beraber ortak bir yayın yapıyoruz ve ben senin konu, sen de benim konuğumsun. Ama birbirimizi takip etmek zorundayız. Eğer etmezsek ortaya kaos çıkar, birbirimize gireriz. Yani tangoda da olduğu gibi. Tangoda da eğer erkek beni takip et derse, yani ben liderim, sen followersın derse, o birbirine girdiği olacağı, iki tarafında birbirini takip etmesi lazım. Birbirimizi takip edelim. Didem Elif. Takipteyim. İlk soruyu sen soruyordun değil mi? Sor. Tamam. Nasıl tango hocası oldun? Aslında sen arkeoloji okuyorsun. Klasik arkeoloji mezunuyum, evet doğru. Bu arada Bursalısın, Eskişehir'de okuyorsun. O doğru değil mi? Ankara köken küçük. İşte Bursa Mudanya'da doğuyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Sonrasında İstanbul'a geliyorum. Şimdi Giresun'a yerleşmeyi düşünüyorum. Gibi bir şey oldu değil mi? Ben sahneyi seviyorum. Ben insanları eğlendirmeyi seviyorum. İnsanların hayatlarına dokunmayı seviyorum. Bunun karşılığında da alkış almaya bayılıyorum. Yoksa para için bu işi yapmıyorum yani. Tamamen alkış yani. Ödemeler hep IBAN'a alkış olarak ulaşıyor bana. Bunun içinde dans, şey, oyunculuk, evet işte yani sesim müsait olduğu sürece şarkıcılık olabilir falan. Her türlü sahne sanatları ilgim vardı çocukluğumdan itibaren. Ama tabii aile bir yapıdan da ötürü, hani bir o zaman aile şirketi işte iktisat oku, işletme oku, onu yap, onu yap falan filan, işte aile şirketimiz var, işte bence bunda yok falan gibi, hani yazık oğlumuz ileride aç kalmasın, hani bu tarz işlerde para yok mantığı vardır ya, hakikaten yani doğruya doğru böyle bir şey de var, haklı mı çıktılar? Bir dondu yalnız o bir, acaba evet ben ama o dönem yine kendi ruhumun götürdüğü yere gittim ve klasik arkeoloji o zaman sınavlarda yanımızda duruyordu, tercih formu orada yazdım yani. Başa aldım. Klasik arkeolojiyi kazandım. 97-98 o civar. 97-98 girişliyim. Gittiğim zaman evet tiyatro yapmak istiyordum. Devlet Konservatuvarı'na girmeyi çok istedim birçok üniversitede ama işte ailevi durumlarda. Ailevi derken yani çok desteklemediler bu konuda. Ben de oraya gittim de önce tiyatro kulüplere gittim. Tiyatro kulübüne gittim. Tiyatro kulübüne baktığım zaman sosyalleşme amaçlı bir kulüp. Tiyatrodan çok başka bir şey vardı. Ama dans kulübünü gördüm. Evet dedim bu. Gittim Eşi Danslar Kulübü. Gittim orada tangoya başladım. Belli bir süre sonra hayatım oldu. Belli bir süre sonra hayatım olmaya devam etti.
Sonra tekrar hayatım oldu. Hala devam ediyor. Şu an hayatım. Evet. Yani dans öğretmeyi bir şekilde, evet, oyunculukla olabilirdi, o olabilirdi, bu olabilirdi, ama ben insanların hayatına dokunmayı, onları mutlu etmeyi, yeri geldiğimi eğlendirmeyi, güldürmeyi, yeri geldiğimi düşündürmeyi çok seviyorum ya. Yani. Didem Elif, 23 sene evvelsi. Öğrenci kulübüyle başlıyor. İlginç. Bu arada sen işte pandemi olur olmaz, sonuçta tango pek çok sektör gibi tango dersleri kesintiye uğruyor, milongalar kesintiye uğruyor, herkes evine kapanıyor ve sen evde birden başlıyorsun program yapmaya, ekibini oluşturuyorsun. Ya bu benim yapamayacağım bir şey falan demiyorsun, yapacak kişileri bir araya getiriyorsun, bir kadro oluşturuyorsun ve kendine işte ona göre ekipman alıyorsun. Yeniliyorsun, işte sistemini kuruyorsun ve aslında hayalin olan bir şeyi bu dönemde gerçekleştiriyorsun, değil mi? Yani adımını atıyorsun en azından ve kapı yolunu. Adı da üstünde olduğu gibi, deli olduğum için, değişik de bir adam olduğum için deli gibi her şeye girerim ben. İki ay oldu. Şeye, hani hemen pandemi süreciyle birlikte girmiyorum. Ama zaten aklımda olan bir şeydi. İyi konuşurum, iyi anlatırım ama hani teknoloji dediğin kısım benim için çok sıkıntı. Benim hep bir ekibim vardı. 2001 senesiydi. Tango ve Kırmızı diye bir ekolümüz var. Benim kurmuş olduğum. Birçok dansçı, birçok eğitmen, birçok iyi falan insanlarla birlikte olduk. Birçok işte kişileri yetiştirdik. Belli bir yerdeler. Ama ilk kurulduğu an itibariyle bir ekiple kurdum. Ben buna inanıyorum. Birincisi, aile olmak çok güzel. Ekiplerle hani bu başarıları hep beraber, yani bir yerde gelmeyi seviyorum ben bir de. Hep şöyle bir bakışım vardır mesela, amatör ruh, yani aile olmak, profesyonel bakış, yani ekip olmak. Şimdi, yani ben tek başına yapıyorum pek çok şeyi, o anlamda ekip çalışması yapıyor olmanı da takdir ediyorum. Ve bu da bir girişimcilik aslında, girişimcilik ruhu. Ekibimden bahsedeyim hızlıca, Ebru İslamoğlu. Allah. Ve, evet, dur da ben anlatacağım onu şimdi. Allah da ona sabır versin. Tedavi görüyor bununla ilgili olarak zaten. Ebru İslamoğlu her konuda benim aynı zamanda çok sevdiğim canım, dostumdur. Her konuda yanımdadır. Bir tanedir. Ulan Ebru İslamoğlu. Ebru İslamoğlu'na buradan bir alkış. Çünkü var. Kanal yöneticimiz Nejat Ünlü. İki aydır tanışıyoruz bu arada. Bunları söylüyorum. Görüşmek istemiyorum. Ben de sana bayılıyordum Nejat Ünlü. Allah'ım. Çok da uzatmayalım. Nejat abi sen hayırdır havaya mı girdin yani? Benim çok sevdiğim, çok çok sevdiğim insanlar. Gökay Minedaş'tan, Mersin'den, ailemdir onlar da. Kendileri kreatif danışmanlığımızı yapıyor yani bu konuda da. Hani giyeceğim şeye kadar müdahale ederler. Ya da işte skeçlerdeki şeylere, konseptlere vesaire. Hande Kanbay, Hande'yi de tanıyorsun. Fikirleriyle konsept danışmanımız. Hande de benim herhalde şu kadarlığımı biliyor olabilir. Sen hiç bu kadar oldun mu acaba? Bu nasıl bir görüntü göstermiş? Şu kadarlık mı? Bıldırcın. Bıldırcın mısın sen yani? Didem Elif. Görünsün diye de. Yani şu kadar diyeceğim, kameraya çıkmayacak. O yüzden. Anladım. Ben tamam. Bak, sanki birbirimize sen girmeyelim. Ben niye bağırıyorum? Sanki sen uzaktasın, duygun var. Biraz uzaktayım tabii, ister istemez. Yalnız olmak her zaman kolay, rahat ve güzel gelir ama esas önemli olan birlikte, beraber olabilmeyi çok başarıp çok daha mutlu olmak. Çok yalnızım, bildiğin gibi değil yani ben misal. Bana söyleme, 5 aydır evde tıkıldım böyle, en son hapşurdum kendime çok yaşa dedim. Bak öyle diyorum sana yani, hapşurdum kendime çok yaşa dedim, bu kadar, bu derece. Onu bırak, hadi çok yaşa dedim, üstüne bir de sen de gör demem. Ne olabilir acaba yani? O durumdayım. Deli Değişik ismi nereden çıktı? Deli Değişik şöyle geldi. Benim lise hayatımda bir lakabım vardı. Deli Mavi diyorlardı. Deli bir, o zaman da deliydim. Doğduğum günden beri deliyim hatta. Mavi de gözlerimden ötürü geliyor. Şu an ışıktan ötürü görünmüyor. Yani ışık olmadığından. Deli Mavi. Mavi benim gözlerim. Deli Mavi diyorlardı. Yani delilik özelliğim zaten mevcut. İsmini vermek istemeyen bir arkadaş bu program aşamasında, o süreçte bana dedi ki, yani ne Deli Değişik bir adamsın sen dedi. Deli Değişik. Programın adı Deli Değişik oldu. Yani ben deli ve değişik bir adam olmamla alakalı bir durum yani. O yüzden adı Deli Değişik. Şimdi sen Adapazarı'nda Sakarya Üniversitesi'nden iktisat mezunusun. Aslında benzer de bir hikaye. Yani
biz aslında iktisat işletme insanları değiliz yani. Sen oradan mezun olduktan sonra İbrahim babanın matbaa olan şeyinde, iş yerinde çalışmaya başlıyorsun. Dolayısıyla iktisat mezunu olduğun için de muhasebe bölümünde başlıyorsun. Ama mutsuzsun. Mutsuz olduğun görülüyor ve sen de bunu dile getiriyorsun. Ve seni bu noktada grafik tasarım kısmına alıyorlar matbaanın. Aslında şöyle oldu tam olarak. Ben şimdi üniversitede okurken de yazları matbaada çalışıyordum. Kışın üniversitede okuyordum, yazın çalışıyordum. Babam 15 yaşında hepimizi, kardeşleri, annemi hepimizi ortak etti. Ben üniversiteyi okumadan çok öncesinde zaten matbaada çalışacağım, yani kaderim çizilmişti. Matbaada çalışacağım. Normalde gazetecilik okumak istiyordum ben. Fakat matematiğim iyiydi, sosyal bilgilerim kötüydü, hafızam iyi olmadığı için. İktisadı kazanabiliyorum diye ben iktisada girdim zaten. Bile bile ilades yaptım yani. Hani bir üniversite mezunu olayım diye. Annem o konuda çok önemserdi. Kızım bir İzliyor altın, bu arada beni. Öpüyorum onu çok. İnşallah iyidir. Sağlığı birazcık böyle son günlerde inşallah iyidir. İyi maşallah. Allah başımızdan eksik etmesin. Günlerin ona şifa olsun. İşte iktisat okurken bile bile seçtim. Yani çünkü gazeteciliği kazanamayacağımı biliyordum. Bari iktisat okuyayım, matematiğim iyi ve iktisadı seçtim. Çünkü annemizim hep üniversite mezunu olmamızı istedi yani. Kızım altın bileziğindir dedi. İktisadı okurken de ben üniversitede yazları çalışıyordum matbaada. Babam bizi hep böyle işin temelinden başlatırdı. Renk ayrımı bölümünde çalıştım ben mesela. İlk başladığım bir yaz. Biz bu eskiden diyet aranırdı matbaada, işte karanlık odada çalışmalar yapılırdı. Orada işte film atardık, banyo makinamız vardı filan. Hani şimdi böyle cep telefonuyla çekiyorsun. İktisadı bitirdikten sonra üniversite başladığımda öyle bir şey oldu ki muhasebeci işten ayrıldı. Ve ben iktisat mezunu olduğum için muhasebe bölümüne geçtim. Fakat muhasebe hiç bana göre bir iş değildi yani, kesinlikle değildi. Şey yapardım boş kaldığım vakitlerde. İşte Nejat, bizim hep beraber çalışıyorduk. Nejat'ı izlerdim. Bütün bilgisayarlarda zaten bütün grafik programları vardı. Ben boş vakitlerimde grafik yapardım. Yani programı öğrenirdim. Photoshop, işte CorelDRAW, InDesign, ne bileyim PageMaker, hepsini böyle bir kurcalardım. Merak aslında. Yani o içindeyim çünkü işin. Muhasebe benim, muhasebeden ben sorumluyum ama orada bir grafik işleri yapılıyor ve heyecanla müşteriler geliyor, bilgisayarda hepsiyle çalışıyorlar ve ben takip ede, izleye izleye, kitaplarımız hep vardı. O zamanlar işte kalın kalın bütün programların en son sürüm şeyleri, kitapları vardı. Onlardan çalışır çalışa ben öğrendim. Senin içinde bir yaratıcılık olayı var. Anlatabildim mi? Hani orada bir, çünkü şey var, hani iktisat işletme ne yapsın? Fatura kesiyorsun. Efendim o zaten alınmış parayı, buna yapar, onu şey yap falan. Ama burada ne var? Bunda dizayn var, öyle mi? Var yani. Hani kendin bir şey çıkartıyorsun. Mesela yani benim bir afişimi yapabilir miydin o dönem misal, ya da? Grafik tasarım okumadığım için öyle bir yetersizliğim var. Ben hep öyle hissettim. Fakat işte Nejat ve abim benim bu grafiğe olan ilgimi, merakımı keşfedip ya sen bizimle çalış yani, git burada heba oluyor gibi bir durum oldu. Ve ben grafik bölümünde çalışmaya başladım. Muhasebe bölümünde arkadaş geçti. O taraf öyle gelişti. Harika olmuş ama, değil mi? Yani bak ne kadar güzel. Daha hani senin tabii. renkli bir iç dünyan var. Benim bildiğim kadarıyla sen küçükken şiirler yazıyormuşsun. Sen şu anda bizim karşımızda aslında yazar olarak bulunuyorsun. Aynı zamanda evet bir programım var. Ben bir moderatörlüğüm var ama yazarlık, yani yazıyorsun sen mesela. Ben de zaman zaman yazıyorum ama benim farklı bir şey yazma şeyim. Şimdi küçükken şiirler yazıyorsun. Hatta ablana bir şiir yazmışsın. Onu okuyacağım şimdi. Ay mini inanmıyorum. Mini dinler küçük. Şaka yapıyorum. Tabii ki yapmayacağım. Ay, yok ama biliyorum yazdığını. Şimdi sen bu süreçte aynı zamanda şöyle bir şey yapıyorsun. Yani tamam, grafik tasarım, muhasebe, adapazarı, iktisat falan derken sen bu süreçte
öyküler biriktiriyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Yani gizli gizli öyküler yazıyorsun. Gizli gizli derken aman kimse görmesin falan anlamına değil de hani kimse bunu bilmiyor. Yani yazıyorsun. Ve bu süreçte çalıştığım yerin de hani kitap yayın evleriyle çalışmasından da ötürü bir çevren de var. Ve Ekim 2008'de Pupa yayınlarından Aşk Bir Kadın Hastalığıdır öykü kitabı gösterelim. Ben aradım, kitabını almak için aradım ama tükenmiş. Hiçbir yerde yoktu. Yok satıyor, bildiğin gibi değil. Yok satıyor yani ben yok işte bulamadım o yüzden yok yani hakikaten yok bulamadım. Yok dediler zaten. Yok satıyor dedi. Yok dediler yani. niye öyle diyorsun? Ya kesin satmıştım. Bir kadın hastalığıdır derken bence. 2008 yılında çıktı kitap. Pupa yayınlarının hesabından sorulabilir. İnternet üzerinden bulunabiliyor. Aşk bir kadın hastalığıdır. Evet. Bu öykülerden birinin adı. Birinin adını kitaba veriyorsun. Evet. Aşk bir kadın hastalığı falan değildir. Aşk bir erkek hastalığıdır bu arada bence. Yazma duygusundan bahsedeyim. Çocukluğumdan beri gerçekten yazıyordum hep. Şiirler yazıyordum, mektuplar yazıyordum. Aileme mektup yazıyordum yani. Aynı evin içindeyiz. Babama, anneme, amcama, yeğenime mektup yazıyordum ben. Öyle bir arıza bir çocuktum yani. Bir ruh hastalığı ikimizde de varmış yani gerçekten. Var yani kesin. Bir süre sonra ben çok okuyordum. Neden yazmayayım, öykü yazmayayım diye kurgular yazmaya başladım. Dediğim gibi öyküler biriktirdim. Daha sonra da onu 2008 yılında yayınlatabildim. Burada tabii Aşk Bir Kadın Hastalığıdır koymayı düşünmemiştim ben kitabın adını. Kitabın adını başka bir isim düşünmüştüm. Fakat o kitap ismiyle kabul görmedi. Bu arada babamın matbaacı olmasından dolayı büyük yayın evleri müşterilerimiz vardı. Yayın evi müşterilerimiz olmasına rağmen ben böyle bir o kanalları kullanarak değil de dışarıdan herkes nasıl hiç kimseyi tanımadığında nasıl davranıyorsa ben o şekilde dosyamı gönderip yayınlatmaya çalışıyordum. Çok saçma. Yani, elinde imkan var. Niye kullanmıyorsun acaba? Ne gerek var? Yani kulağı buradan tutma. Çünkü babamın yayın çıkarttığı için biz kendimiz bile basabilirdik. Ama ben kabul görme ihtiyacı duyuyordum. Gerçekten evet bu basılsın denmesine ihtiyaç duyuyordum. O bizim var olma sebebimiz değil mi zaten kabul görme ihtiyacı? Evet, var olma sebebi bence. Kendi imkanlarımla basmadığım, aslında hani gerçekten iyi yazdığım için basılsın. Yoksa basılmasa da olur gibi bir duygum vardı. İşte sonra basıldı. Daha sonra da işte ben öykü yazmaya devam ettim zaman zaman. Şimdi aslında elimde bir sürü birikmiş gene öyküler var. Bu sene kitap çıkartmaya çalışıyorum. Gene dediğim gibi kanalları kullanmadan dosyalarımı yayın evlerine gönderiyorum. Çok benzer yönlerimiz var. Yani sen de ben de olan şeyi görüyorum yani. Pes etmiyoruz değil mi? Bir şekilde o bu derken ben bir şeyleri üretmeye ve ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Ben bugün öğrendim. Ben senin bir öykü kahramanınmışım aynı zamanda öyle mi? Hani o bir öykündeki o şövalye, kahraman, yakışıklı, karizmatik olan... Şimdi ben senin Lelike sohbeti yaptığım zaman oradaki kullandığın bazı cümleleri alıp... ben böyle hırsızımdır, kelime hırsızıyımdır biraz. Estağfurullah. Seni öykü hepimiz karakteri... biraz hırsız değil miyiz? Kelime hırsızlığı olur, kalp hırsızlığı olur. Neler yani, evet. Yani... Benim Mars ve Venüs karakterlerim var. Böyle tiyatrovari, işte ya da Karagöz Hacivatvari. Bunlar diyalog halinde metinler yazıyorum. Bak. Ve bir tanesinde tangodaki işte o uyumu, ritimdi öykünün adı da. İşte Orçun Sakarya'ya gidiyorlar ders almaya Venüs ve Mars karakterleri. Yani kime gidecekler acaba Papağan? Yani evet, kime gidecekler acaba? Dolayısıyla sen böyle öykü karakteri olarak giriyorsun. Hatta ablama atmıştın ilk yazdığımda. Başlarken okumaya kahkaha atmıştı. Ebru Hanım bana söylemedi böyle bir şey yani. Hani bana bugün geldi, bugün okudum. Çok hoşuma nasıl gitti. Oldu? Yani benim hoşuma gitti. Özellikle, anlatabilirsin derdimi. Tabii Mars'la Venüs karakterini az önce çok güzel betimledin.
Hacivat Karagöz gibi falan çok güzel bir ikili olmuşlar. Biz de naçizane öykünün içerisinde bulunmuşuz ama tabii beni daha çok tanırsan o öykünün içerisinde daha da böyle bir renkli bir şekilde bulunabilirim diye düşünüyorum. Hani daha arkadaşlar lütfen dikkat edelim falan değil de daha böyle bir şey. Gayet güzel. Takılıyorum. Evet, yakınlığım olan birisiyle dans etmeyi isterim. Neden istemiyorum? Tanımadığım insanla o yakınlıkta o dans etmek benim hoşuma gitmiyor. O zaman ben size başka bir kurs önereceğim. Kur'an kursuna gidin. Benim hoşuma gitmiyor. Herhalde bir adamıyla ben niye dans edeyim? Bu şaka şey gibi. Canım benim, şaka yapıyorum. Kızma, şaka yapıyorum. Biliyorum. Bir de Türkiye'de pek çok yerde, ben sen girmeden önce bunun bilgisini verdim. Türkiye'de pek çok yerde tango yaptın. Belki de yapılmayacak şehirlerde bile oraları taşıdın. Adana'da ilk tangoyu başlattım mesela. Ayda bir gidiyordum. Her ayın bilmem kaçıncı sonunda gidiyordum. 4 sene sonunda orada birçok eğitmen yetiştirdim. Ve artık dedim ki hadi siz devam edin. Ayrıldım. Sonrasında 1. Adana Tango Festivali'ni organize ettiler. Beni çağırmadılar. Güzel bir şey anlatacağım. O apayrı bir şey. Birçok şehirde yaptım. Urfa'da mesela bizim Piazza ve Optimum alışveriş merkezleriyle bir anlaşmamız oldu. Ben bir sene boyunca Optimum ve Piazza şubelerine İstanbul, İzmir, Ankara hariç bütün şubelerine gidip stand-up yaptım. Evet. Ve stand-up ve böyle başlangıç bir tango dersi verdim. Bütün sosyal medya hesaplarımda vardır yani. Öyle bir gidiyorduk ki adamlar Tarkan gibi karşılıyor ama bir şey zannediyorlar tabii. Fena da değil bir şey de. Hani orada çünkü billboardlar bilmem nelerde işte şey Orçun Sakarya işte geliyor. Velhasıl orada karşılaşıyor işte yerel gazeteler geliyor bilmem ne falan filan. Urfa'ya gittik. Bak Kahramanmaraş'a gittik. Kahramanmaraş'ta beklenmedik bir tepki aldık. Yani beklenmedik derken iyi bir tepki aldık. Katılım çok yoğun falan hani Adana'ya gittik, Antep'e gittik, işte Isparta'ya gittik, oraya her yere gittik yani. Hani o sene Murat Boz'la anlaşamayınca demişler ki Murat Boz olmazsa onun en az onun kadar yakışıklı kim olabilir? Orçun Sakarya demişler. O şekilde benimle anlaştı alışveriş merkezleri. Ayrıca Murat Boz'la daha yakışıklıyım. Neyse. Kahramanmaraş'ta çok güzel bir tepki vardı. Bayıldım. Urfa'ya gittik. Didem Elif'ciğim, etrafımızda bir daire var. Biz konuşuyoruz, anlatıyoruz. Hepsi böyle bakıyor. Bu işi organize eden bir menajerimiz vardı o zaman, Emrah diye. Emrah böyle yavaşça geldi, kulağıma eğildi. Hocam dedi, biz dedi, bu iş dedi, biraz dedi, erken bitirelim. Yoksa dedi, linç olmak üzereyiz. Herkese çok teşekkürler. Teşekkürler Urfa. Hoşça kalın dedim ben. Bitirdiniz. Alkış böyle geliyor bak ama. Birazdan falan gibi anlatabildim hani. Urfa'da sıkıntı yaşamıştık. Urfa'yı çok seviyorum. Evet. Belki o zamanki kitle öyle denk gelmiştir. Kimse yanlış anlamasın. Ama ben bayağı yanlış anlamıştım. Ya da onlar beni yanlış anladı muhtemelen. Çünkü orada enerjiyi tutturamamıştık. Onun için çok çok güzel gitmişti. Beni görüyor musun peki? Onu merak ediyorum. Beni görüyor. Maalesef. Maalesef. Dinlemek oluyor bu yani. Peki. Şuna geleceğim. Tango'dan böyle gittik. Tango ne zaman başlanır? Tango ne zaman başlanır? Hani maskeli tango yapılabilir mi yani? Ya da başlandı mı? Hani bazı etkinlikler başladı. Zamanında maskeli tango geceleri yapıyorduk ama gözümüze takıyorduk maskeyi. Şimdi artık neremize takacağız bile. Birçok şey başladı. Evet. Sosyal mesafe dediğimiz şey. Den ötürü tabii ki eşli dansların yapılması şu anda zor gözüküyor. O yüzden evet 1 Temmuz itibariyle başlıyor dans okulları ama bireysel ve sosyal mesafeye uygun bir şekilde, bireysel derken tekli danslar, freestyle vesaire, işte flamenco tek başına yaptığı danslar olacak ve işte sınıflara 6 kişi alınabiliyor. Yani bizim şu anda eşli dansların, milonga gecelerinin, organizasyonların yapılması görünen o ki Ocak 2021'i gösteriyor sevgili Didem Elif. Buradan tüm dans eğitmenlerini tebrik ediyorum. Sabırla bekliyorlar. Kimseyi zor durumda bırakmamak için. Sonuçta aylardır kendi okulları kapalı, birçok şeyde sıkıntı yaşıyorlar ama
sabırla bekliyorlar ve hiçbir şekilde isyan etmiyorlar. En çok sıkıntı yaşayan sektör demek istemiyorum. Camiaların başında gelen dans yani. O Dans, evet. yüzden bizim ocağa kadar sarılmamız zor gözüküyor maalesef. Online dans dersi olur mu? Kral olur. Kralını yapıyorlar. Tebrik ediyorum hepsini. İşte Tek evet, tek. o yüzden Helal sordum onu. olsun. Alınlarından öpüyorum. Aslan parçaları diye gaza geliyordum. Sen bu zaten Deli Değişik programını belki de pandemiden sonra işte hayata geçirme şansın oldu. Fırsat, kendine bunu fırsata dönüştürdün bu krizi sen. Evet, kesinlikle fırsat Biraz oldu. Yani sonra belki. hep gönlümde yatan bir aslandı. Çok istediğim bir şeydi. Sunuculuklarımı da mesela özellikle kendi organizasyonlarımda düzenlediğim organizasyonların hepsinin sunucusu benim. Çünkü organizasyonun sahibini tanıyorum. O da benim çünkü. O yüzden de hepsinde benim. Ve hani orada bunun tatminini de yaşıyordum. Ama özellikle bu süreç bana böyle bir şans verdi. Evet, bir fırsata çevirme şansı verdi. Bu yüzden çok mutluyum. Senin de çok güzel başlıkların var. Ben bunların hepsini biliyorum. Mesela deneme yazıların var. Kitap eleştirmenliği yapmışsın. Köşe yazarlığın ve metin yazarlığın var. Editörlük yapıyorsun. Harika. Onun dışında Likya sohbetleri.com, Didemelif.com, reklamlar diye. Ya genel olarak şöyle söyleyeyim, evet her türlü alanda bir anlamda yazdım. Fakat bir dönem bir dergide öyküler yazıyordum ve Kaş ve Ben adında bir köşem vardı. Buradaki büyük şehirden küçük sahil kasabasına yerleşmiş bir insanın ne yaşadığını anlattığım bir köşem vardı. Dedim ki yani benim çok fazla işte yazar, şarkıcı, yani müzikle uğraşan müzik insanı veya işte ressam, Dansçı. galerici, dansçı, yani tanıdığım insanlar var işini çok iyi yapan. Ben neden onlardan başlamıyorum? Zaten çok rahat ulaşabileceğim insanlar var diyerek bu işe giriştim. Harika. Bir manifesto yazdım ilk. Benimle Okudum. konuşur musun diye o zaman benimle sohbet eder misin diye başlamıştı. Sonra işte adı çıktı. Çünkü Kaş'tayım, Likya ışık ülkesi demek. Ve bunu bir manifestoya dönüştürdüm. Çünkü benim için, ya onu özellikle metinde sen okudun, ben de burada sesle dile getireyim. Likya ülkesi şu an yeryüzünde varlığı yok. Geçmiş tarihlerde olan bir medeniyet bu. Ama şu anda benim inancıma göre hani sistemi herkes Arkeolog olduğumu eleştiriyor. unutma lütfen. Evet, sen arkeologsun, çok da iyi bilirsin. Şu an ya herkes bir eleştiri halinde, bir şikayet halinde. Belediyeleri, sistemleri, kapitalizmi falan. Ama bir taraftan da gerçekten ışık için, işini aşkla yapan, iyilik için bir şeyler yapan insanlar var. Ve ben bunu farkındaydım ve dedim ki yani ben kendime bir niyet koyuyorum ve Likya diye bir ülke var aslında. Belki bayrağı yok, belki toprağı yok ama tam tersine bütün dünyayı kapsayan, bütün cinsiyetleri kapsayan, yani eşcinsellik olsun işte. Hani din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, cinsiyet ayrımı gözetmeyen, kadın erkek ayrımı gözetmeyen anlamında söylüyorum bunu. Her alanda bir benim dedim şey söyleşi alanıma giriyor. Çünkü ben ışık dolu sohbetler yapmak istiyorum. İşini aşkla yapan. Süper. Nedenim de şu, başkalarına ilham olsun diye. Yani Harika. ben yapıyorum, sen de yapabilirsin. Hatta sen de yap, bence çok iyi olur demek için. Ben kelebek etkisine çok inanırım. Bir kişiye bile ulaşsam ben bunu yazılı Hatta yapacağım diyordum. şöyle bir örnek Aynen vermiştim. öyle. Yani Atatürk, aynen öyle bir örnek vermiştim. Yani keşke böyle Atatürk gibi bütün bir toplumu etkileyebilecek bir insana bir kaynak olabilsem. Yani çok benim de bir derdim var o anlamda gerçekten. Burada Kaş rehberi, Kaş Radyo'yu kuran Engin Koray benimle söyleşi yapmak istedi. Söyleşi yaptık. Söyleşiyi bittik işte, kamerayı kapattık. Dedik ki yani hani çok güzel bir söyleşi oldu. Sonra çok izlenmiş o. Benimle iletişime geçip dedi ki gel bunları videolu Likya sohbetleri yapalım sana. Yani o zaten videolar yapıyordu. Ve biz böyle 2-3 görüşme yaptık. Ben önce çok direndim.
Yani ben böyle, benim için Likya Kaş demek değil. Benim için Likya çok büyük. Yani Avustralya'daki bir insan da benim listeme giriyor. Ki öyle konuklarım da oldu, ağırladım. Yani yazılı sohbetlerde. O da dedi ki bana, yani beni en ikna eden cümlesini söyleyeyim. Neden dedi anlattıklarını Kaş'ın bir köyündeki bir insan, bir kadın dinlemesin. Belki orada şiddete uğrayan bir kadına ulaşacak sesin. O beni çok etkiledi. Evet, o bir insan diyorum ya ben hep. İşte tamam dedim, yapalım, doğru söylüyorsun. İşte ne konuşalım falan derken bugün işte 5 aydır onunla programlar yaptık. Kendimi YouTuber olarak tanımlamıyorum. Oyuncu olarak da tanımlamıyorum. Ben kendimi showman olarak da tanımlandırıyorum. İçerik dediğin zaman bizim içeriğimiz çok geniş. Biz anlatıyoruz. Ciddi olur, komik olur. Komik değilsin. Ben sana komik olmak istiyorum dedim mi? Hayır. İşte ben çok komik bir şey anlatıyorum. Trajikomik oluyor. Ya da çok trajik bir şey anlatıyorum. Komik oluyor. Sonuç aynı ama trajikomik yani. Bir şekilde Evet. yani böyle bir durum oluyor. Ama bunu ha, yeri gelirse bu arada o da apayrı bir şey. Bize şimdi yani Kanal D'den bir şov teklifi gelmiş işte Orçun Sakay ile Deli Değişik Şov yapar mısın demişler. Yok abi biz düşünmüyoruz. Biz farklı düşünüyoruz yani. Biz daha internet üzerinde demeyiz tabii ki. Hele ki bölüm başına Necatindir. Bölüm başına bir sayı bir olunca tabii insan. Evet yani Evet. bu devam edecek. Şu anda Ben peki nefes aldığım, ekibin bana inandığı, ben nefes aldığım sürece bu proje devam edecek. Ha öyle bir şey olur ki, öyle bir bakarım derim ki lan ben bu işi yapamıyorum. Bak ya nefes almazsam, ya ekibimin inancı bana giderse, ya da ben bu işi yapamıyorum kardeşim dersem gider emlakçı olur. Televizyonla ilk tanışmamı sağlayan kişi Aytunç Bentürk'tür. O da mesela çok çok birkaç değerli sanat. Evet, birkaç yazımdan biridir yani. Hatta yapabiliyorum ya. ben iyiydi, ben onu yakaladım bile. En iyi. Aytunç Bentürk, mesela birçok insanda şunu görüyorsun. Tohum atmak istemiyor mesela. Hakikaten yani ben tek olayım falan. İşte Aytunç Bentürk sürekli üreten bir insandır ve o kişilerden biri bendim. 2001'de bir yarışmada tanıştık. Ben tango birincisi, o salsa birincisi olmuştu. Ondan sonra televizyonda yıllar sonra yapılan işlerde ben okulumda ders verdim tango eğitmenliği. Benimle dans eder misin diye bir Türkiye'de gerçek vardır. Bunu kimse görmezden gelemez. Benimle dans eder misin? Türkiye'de çok önemli bir gerçektir. Huysuz Birinin sunuculuğunu yaptığı diye hatırlatayım. Kanal D'de ilk bölümleri çekmiştik. Sonra Fox'a gittik, ATV'ye gittik, Show TV'ye gittik, birçok kanalda çektik. Yıllarca devam etti. Mesela Benzemez Kimse Sana diye bir hem taklit hem içinde dans olan bir yarışma vardı O mesela. hatırladım Bu sanki, ülke evet. öyle şeyler yaşadı ki Huysuz Virgin'in kadın kılığına girmesi yasaklandı önce. Huysuz Virgin Seyfi abi, Seyfi Dursunoğlu önce kadın kılığına girmesi yasaklandı. Çok Benzemez Kimse Sana'nın jürisinde olan Evet. beraber çalıştık Evet. orada da. Sonrasında da o da yetmedi. Adamın kendisi de yasaklandı. Mesela. Öyle şeyler yaşadı bu ülke. Yani. Bunlar unutulmamalı. Çok da doluyum yani. Didem Elif inanamazsın. İçimde tutuyor burama kadar doluyum yani. Banu Karaca'ya merhaba. Sözünü kestim. Banu Evet, Karaca. gittik. Önceki hafta mıydı beraber 2 hafta programımızı? önce konuktuk. Yeni bir single çıktı. Klip Lütfen. çekti. Heveslenme. 1 milyonu geçti Heveslenme. Banu Karaca'ya alkışlar. Heveslenme 1 milyonu geçti. Evet. Evet, Süper, tebrik harika. ediyoruz Banu'cum. Kaçta yaşıyorsun? Bu nasıl bir duygu ya? 2013'te yerleştin değil mi? Bir dakika. Evet, Ama bir 2013'te. lafın bina eşit olmasın burada. Evet. Yani burada yazamadığım, söyleşi yapmadığım, dışarıda çalışmadığım dönemler oldu ama ben hep bir şekilde bir şeyler ürettim evde. Farklı bilmediğim dikiş öğrendim, bir şeyler yaptım sonuçta. Ben Ama hep takip ediyorum seni. Hakikaten çok çok takdir ediyorum aynı zamanda. Hem takip hem takdir ediyorum. Sayın Didem Elif. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. 4 yaşında çok güzel bir kızımız var. Duru. Adı gibi Duru. Ama biraz da durmuyor hareketli. ama Evet o da konuşuyor. aynı. Benim de bir oğlum var biliyorsun. Alperen Evet, Alperen çok, babası kadar yani olmasın. Biraz çok yakışıklı kendisi. yakışıklı, fazla yani. Evet. Hani Ben çok diyorum ki tatlı. Söylemeyeceğim çünkü. beşik kertmesi buldum. Ama beşik geçti. Olsun bir şekilde onlar birbirini tanıdıktan sonra Kelter. beğenip hala yapmadım sen yaptın.
Yani bana gol atmay, bana top atmayacaksın yani. Gol atmayacaksın. Daha iyi de mi izliyor diye. Benim, beni bozdun, beni bozdun yani var ya. Çok iyiydin ama. Benim iyi maçım çok iyiydi. Harikasın ya. Böyle bir şey olamaz. Bak işte. Alperen çok tatlı, çok masum. Ben Alperen'i acıyorum yani. Ben Didem Elif ağızdan çok güzel çıkıyor. Çok seviyorum o öyle söylemeyi. Soyadımı hiç kullanmıyorum. Çünkü o evliliklerle böyle değişiyor falan diye. Ben işte ilk öyküm sanıyorum 2006. Allah aşkına Didem Elif bu nasıl bir laf? Evliliklerle değişiyor. Haftada bir evleniyor gibi. Evliliklerle değişiyor. Geçen mesela geçen yani. Yine evlendik. Deli değişiklik ya sohbetleri. Bu gece bu yayınıyla sona ermek üzere. Biz evet. Didem Elif'e katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Katılanlara, herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortak yayın oldu. Seni çok seviyorum Didem Elif'cim. O zaman evet, finali. Ben de öpüyorum. Buralara, kendine çok iyi bak. Buralara zaten Necat Bey alkış koyacak, şey koyacak. Falan böyle evet. Efektler. Öyle şeyler de var. Ha, süper. Ya benim ekibim çok sağlam. Yani biliyorum. Başına.